İtrium, terbium, erbium ve iterbium. Söylenişleri sanki birbirini andırıyor gibi, değil mi? Peki sadece bir tesadüf mü bu? Tabii ki hayır. Bu dört element uzun bir süre tek bir element zannediliyordu. Peki İsveç'teki madenleriyle meşhur İterbi köyünden çıkarılan bir taş parçası nasıl modern 118 elementten 4 tanesine bu köyün isminin verilmesini sağlamıştı? Küçücük bir köy nasıl böyle bir bilimsel gelişmenin odağı olmuştu? Bu 4 element ana madenden nasıl ayrıştırılmıştı? Elementlerin hikayesi 5. bölüm başlıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'e 18 kilometre uzaklıktaki Resarö adasında İterbi adında bir köy vardı. Bu köy uzun yıllar zengin madenleri için kazıldı durdu. İterbi madenleri ilk defa 1600'lerde demir üretiminde kullanılacak kuvars çıkarılmak için açıldı. 1700 ve 1800'lerde ise cam ve porselen endüstrisinde kullanılan feldspat isimli bir mineral çıkarılmak için İterbi'de madenler açıldı. Ancak öyle bir keşif yapıldı ki İterbi'de, bu köyün ismi periyodik tablodaki 4 elementle temsil edildi. Carl Axel Arrhenius, Vaxholm'la teğmen olarak görev yaptığı sırada İterbi köyündeki feldspat madenini ziyaret etti. 1787'deki bu ziyareti sırasında alışılmadık derecede ağır koyu bir mineral buldu. Mineralin ilk tanımlanması 1788 yılında Krells Annalen isimli bir kimya dergisine Bengt Reinhold Geyer tarafından Schwerstein yani ağır taş ismiyle Arrhenius'a atfedilerek yayınlandı. Daha sonra bu mineral detaylı analizleri yapılabilmesi için Finlandiya'daki Turku Kraliyet Akademisi'nde çalışan kimyager Johan Gadolin'e gönderildi. 1794'te detaylı bir kimyasal analizden sonra Gadolin, numunenin yaklaşık %38'inin daha önce bilinmeyen bir toprak olduğunu bildirdi. Toprak demişti çünkü henüz element kavramı tanımlanmamıştı. Gadolin'in izole ettiği bileşik ilk nadir toprak metal bileşiğiydi ve Gadolin bu bileşiğe erbia ismini vermişti. Erbia ise günümüzde itrium 3 oksit olarak biliniyor. Arrhenius'un bulduğu mineral bir süre köyün isminden türetilerek iterbit olarak bilinse de Gadolin'in emeklerinden dolayı bu minerale gadolinit ismi verildi. Gadolin'in bilmediği bir şey vardı aslında. Numunenin %38'i olan bilinmeyen o toprak aslında tek bir toprak değildi. Bu siyah kaya aslında seryum, lantan, erbium, terbium, itrium, iterbium, holmium, tulium, skandium, praseodim, neodim, disprosium gibi birçok farklı yeni elementi içeriyordu. Ancak bu elementlerden sadece 4 tanesine, yani erbium, terbium, itrium ve iterbiuma köyün ismi olan İterbi'den türetilerek isim verilmişti. Gadolin'in bu kayadan izole ettiği ilk bileşik olan itrium 3 oksit, 1843'te Karl Mosander tarafından yeniden incelendi ve aslında 3 farklı oksit bileşiğinin karışımı olduğu fark edildi. Beyaz, pembe ve renksiz kahverengi olmak üzere 3 oksit bileşiği bulunuyordu. İtrium metalinin kendisi ilk defa 1828'de Friedrich Wöhler tarafından izole edildi. Wöhler itrium klorürü potasyum ile tepkimeye soktu ve böylece geride potasyum klorür ile saf itrium metali kalmış oldu. Renksiz olan terbium oksitinde farklı bir metalin oksiti olduğu Mosander tarafından anlaşılmıştı. Ancak terbium elementinin varlığı 30 yıl boyunca doğrulanamadı. Spektroskopist Niels Johan Berlin, Mosander'ın itrium oksitte keşfedip erbium ismini verdiği elementin varlığını reddetti ve itriumdan izole edilen sadece tek bir element olduğunu iddia etti. Mosander'ın terbium ismini verdiği elementin varlığını kabul eden Berlin, terbium ismine karşı çıkarak reddettiği erbiumun isminin terbium için kullanılmasını teklif etti. 1864 yılında Marc de la Fontaine, optik spektroskopiyi kullanarak itrium, terbium ve erbiumun 3 ayrı element olduğunu kanıtlamış oldu. Ancak Mosander'ın önerdiği isimlendirmenin tam tersi kabul gördü ve pembe renkli olan ametist bileşiğine erbium oksit, renksiz olup kahverengiye çalan maddeye ise terbium oksit ismi verildi.
Ancak elementel terbiyum 1905 yılına kadar saf halde elde edilemedi. İtriyum oksitten kolayca ayrıştırılan pembe renkli erbiyum oksit uzun bir süre saf erbiyum olarak izole edilemedi. Öyle ki oksidinin varlığı bile 30 yıl boyunca tartışılan terbiyumu saflaştırılmasından tam 29 sene sonra saflaştırılabildi. 1934 yılında Wilhelm Klemm ve Henry Bommer saflaştırılmış erbiyum klorürü potasyumla ısıtarak ilk saf erbiyum elde etti. 1878 yılında İsviçreli kimyager Jens Charles Galissart de Marignac ayrışana kadar erbiyum nitratı ısıttı ve oluşan tortuyu suyla ekstrakte etti. Bu işlem sonucunda iki farklı oksit elde etti. Kırmızı renkli olan madde erbiyum oksit, beyaz renkli olan madde ise iterbiyum oksitti. Ancak Marignac yeni keşfettiği maddeye iterbia ismini vermişti. 1907 yılında Fransız kimyager George Urbain, Marignac'ın iterbiyasını iki ayrı bileşiğe ayırmayı başardı. Bu elementlerden birine neo-iterbia ismini verdi. Diğer bileşiğin isminin iterbi köyüyle bir alakası olmadığından dolayı ona bu bölümde yer vermiyoruz. Ancak bu bilgiyi unutmayın. Sonraki bir bölümde neo-iterbia ile beraber ayrışmış öbür elementi de anlatacağız. Urbain'in neo-iterbia olarak elde ettiği madde 1909'da Atomik Kütle Komisyonu'nun kararıyla şu anki iterbium adını almış oldu. İşte bu iterbinin dört elementi itrium, terbium, erbium ve iterbiumun hikayesidir. Böylece 5. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.